Alo, Nail abi. Benim, Berhan. İyiyim, sağ ol. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Akşam biraz fazla kaçırmışım. Evet, evet. Sahi mi? Fark etmedim bile. Aldım, evet. Biraz önce. Gece fark etmemişim. Tabii gelirim. Anlaştık. Hoşça kal. Efendim. Hah, nihayet gelebildin. Sen Kemal abiyle daha önce çalışmış mıydın? Beyram'ı tanıyorum. Nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim, sizi sormalı. Gel, geç otur şöyle. ne diyorsun? Ne söyleyeyim, sen kafaya takmışsın. Abi, sonunda kararı siz vereceksiniz. Ortada herkesin çok iyi tanıdığı bir adam var. Benzerliği sağlayamazsak çuvallarız. Keşke sakalını kesseydin. Sakal mesele değil, mesele kilo. Düşündüğün şeye bak. Daha önümüzde çok zaman var. O gün Demirhan'la konuştuk, en iyi aday. Evet. Doğrusu adamın çizgileri karakteristik. Ama yine de ben umutluyum. Böyle gıyabında konuşuyor gibi olduk, ayıp etmedik değil mi? Rica ederim abi, işimiz bu. Madem Demirhan istiyor, bakalım. Bu fotoğraf bende kalabilir mi? Yeterince zamanın var. Bunu iyi değerlendir.
Gördün, Kemal abi şüpheli bakıyor. Her an cayabilir. Elimden geleni yaparım. Böyle bir role gerçekten ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim Nail abi. Boş ver teşekkürü şimdi. Ama bu işi ciddiye al. Piyasada zaten doğru dürüst adama benzer iş yok. Senin için bu iş büyük şans. Ayrıca cinayet işlediğinde ne giyiyormuş? Bir bilgin var mı? Bak, bunu hiç düşünmemiştim. İyi mi? Sen sormasın aklıma geleceği de yoktu. İşe bak. Neyse, bir araştırırız. Yardımcı olabilir miyim? Berhan Bey Ayca ile ilgili bir araştırma yapıyor. Ne öğrenmek istiyorsun? Cinayet sırasında neler giydiğini. İsterseniz arşive bir bakabiliriz. O gün ait gazetelerden bir şeyler çıkabilir. Günaydın. Günaydın. Oturun. Şubat olması lazım. Hı hı. Biraz daha ileride. Evet. Niçin araştırıyorsunuz? Yani Ağca'nın giydiklerini. Bir proje var da. Sinema. Kesinleşmiş değil. Şunlara bir bakın, işinize yarayabilir. Olay hakkında fazla bir şey bildiğim söylenemez. Tam ne zaman olduğunu bile hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım yakalandıktan sonra televizyondaki görüntüleri. Nedense kafama işlemiş bir fotoğraf gibi kaldı. Bir de popo olayını hatırlıyorum tabii ki. Ha, bir de hapisten kaçışını. Kaçırılışını. Bu kaçmadı, kaçırdı. Aslında düşünüyorum da, bölük bölük hatırladığım her şey Ağca ile ilgili. O nasıl biriydi? Neden öldürüldü? Tek bir nedene bağlamak yanlış olur. Yani bence. Size bu konuda yardımcı olabilecek şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bence şunları güzelce bir okuyun. Sadece cellatı tanımak yetmez, kurbanı da tanımak gerek. Bir yerlerde okumuş olmalıyım. Adım Sema. Berhan. Ben sizi tanıyorum, yine de formaliteyi yerine getirelim. Öldürüleceğine dair somut bir işaret var mıydı? Yani böyle bir şey bekliyor muydunuz? Sık sık telefonla tehdit alıyordu. O dönemdeki bir sürü sima gibi. Sizler için acı olmalı. İyi günler. İyi günler. Ya bir dakika, onun bir fotoğrafını alabilir miyim? Tabii, şimdi getiririm.
Bu odada yılları geçtim. Evet. Sema Hanım'ı istemiştiniz. Efendim, Sema Hanım gelmişler. Hoş geldiniz Sema. Merhaba. Buyurun şöyle. Nasıl gidiyor? İyi. Gezdirdiler mi gazeteyi? Masama bile yerleşim efendim. Beğendin mi? Beğendim. Bak bundan sonra hoca öğrenci ilişkimiz yok. Biz sadece iş arkadaşıyız. Biliyorum. Heyecanlı mısın? Biraz. İlk günler unutulmaz. Bizden paçanı zor kurtarırsın. Staja gelenleri kolay kolay bırakmayız. Sevinirim. Zor günler yaşıyoruz. Bizim işimiz de bu zoru takip etmek. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Okula gelip ders vermek benim için bir dinlenme. İnan bana, bu yoğun trafik arasında okula geleceğim beni keşfediyor. Alo? Evet benim. Kimsiniz? Şaka mı bu? Alo? Az önce Profesör Bahri Karamanoğlu'nu öldürmüşler. Biliyorum. Tehdidi haber yapalım. Belki de istedikleri bu. Hem bu kaçıncı, hiçbirine haber yapmadık ki. Ama bu farklı. Baksanıza, bir cinayet işleyip ardından size haber veriyorlar. Ciddiye almamız lazım, polise haber vermek gerek. Neyse, bunun üstünde durmayalım şimdi. Haberi manşetten verelim. Adam elektrik fakültesi dekanı. Siyasi kimliği belli değil. Nasıl bir yorum yapalım? Keşke belirleyici olsaydı. Artık onlar için önemli olan siyasi kimlik değil. Kurbanın ne kadar ses getireceği. Sizce hem sağın hem de solun içine sızan birileri mi var? Bu durumda siz dahil ülkedeki her saygın insan teröre hedef olma riskini taşıyor. Hem de açık Alman bir hedef. Tedbirli olmalısınız. Lütfen ciddiye alın. Stüdyoda bekliyorlar. Aufnahme. Kayıt. Olayların bugün vardığı vahim durum kaynağını dünden almaktadır. 12 Mart askeri yönetiminin ardından yapılan seçimler sonucunda hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olamayacağı anlaşılmıştı. Ülkemizde koalisyonlar dönemi başlayacaktı. Bu hem bir zorluktu hem bir şanstı. Şans olması demokrasinin uzlaşma yoluyla yaşanarak öğrenilmesi için koalisyonların önümüze çıkmasıydı. Bu süreç kaçınılmazdı. Ülkenin çözüm bekleyen sorunları çoğulcu bir toplumda uzlaşma özlemleri barış içinde gerçekleştirilebilirdi. İçim usandı. İçimizi bu bir kadar bardak ısıtamaz. Bizim daha büyük yangınlara ihtiyacımız var. Söyle bakalım şu büyük yangının adını. Demokrasi adına çok önemli kazanımlar elde edilebilirdi. Zor yanı ülkemizde bir uzlaşma kültürünün ve geleneğinin olmamasıydı. Toplum derin kutuplaşmalar yaşıyordu. 1975 başlarında kurulan cephe hükümeti kendilerinden olmayan herkese karşı savaş açarak kutuplaşmaları yumuşatmak yerine kışkırtma tehlikesi yaratmıştı. Her türlü solla birlikte özellikle Ana Muhalefet Partisi'ni sindirmeye girişi açıktı. Kutuplaşmaları körükleyen cephecilik anlayışı iktidardan düştükten sonra da devam etti. Tahmin et bakalım. Hani bir ara bahsetmiştin, o mu yoksa? Daha büyük, daha büyük. Ufak hedefler bizim işimiz değil.
Ürktün mü İmparator? Artık küçük işlerin vakti geçti. Beni ürküten bir şey varsa o da aklımdan geçirdiğim daha büyük şeylerdir. Bize de bu yakışır. Unutma. Biz sır ordusunun neferleriyiz. Bu hem kutuplaşmayı arttırdı, hem de sağın en büyük partisini merkezden daha sağa kaydırarak merkezde büyük bir boşluk yarattı. Artık olayların denetlenmesi mümkün değildir. Cephe döneminde tırmanmaya başlayan siyasi cinayetlerin failleri sağ kesimden kişilerdir. Solucun kendini savunmak için silaha başvurması beraberinde hızla silahlanmayı getirdi. Önceleri bölgesel ve yerel etkinlik planlarına bağlı olarak kurbanlar seçiliyordu. Öldürülenlerin kimliği, katillerin kimliğini ele veriyordu. Bu tırmanışın bugün geldiği yer faili meçhul siyasi cinayetler aşamasıdır. Artık kurbanların taraflar dışında bir yerde tespit edildiği izlenimi yanlış olmayacaktır. Bugün sağ ve sol uçta savaş düzeni içinde kamplaşmış on binlerce, evet on binlerce insan var. Bu örgütler bu insanları dışarıdan ithal etmedi. Bu toplum bu insanlara neler öneriyor? Güven içinde bir yaşam mı? Mutlu bir gelecek mi? İyi bir eğitim mi? Hiçbiri. Terörü besleyen ana damar budur. Toplumu yönetenlerin bu gerçeği istismar etmeleri doğru değildir. Bu durumu değiştirmek için büyük uzlaşma kaçınılmazdır. Bunu göremiyorlar. Uzlaşmayı, bir toplum projesi etrafında konsensüs yaratmayı ayıp sayıyorlar. Halbuki uzlaşma demokrasinin kendisidir. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Nasılsınız? Bugünkü haberlere göz atmak ister misiniz? Bir bakalım. Bundan haber olmaz. Bu ne? Bundan haber olmaz. Buyurun efendim. Kim yazmış bunu? Biz yazmadık bari. Ama efendim... Bu ne? Anıtkabir'deki tören. Muhalefet lideriyle başbakan gene el sıkışmamışlar. Tanrım bu son çılgınlık olsun. Bugün 6 ölü var. Adıyaman'da 1, Adana'da 2 solcu. Diğer 3'ü de sağcı. Birinci sayfaya alalım. Kaçak altını manşetten veriyoruz değil mi? Tamam. Altına da mal varlıklarını satıp yurt dışına kaçan zenginler. Londra'daki Türk ceylanların kaynağı şimdi netleşmeye başladı. Şunu görüyor musun? Bu saat oldu hala gelmedi. Ne acayip. Şuna ne dersiniz? Nedir? Üniversite girişinde öğrenciler 5 ayrı aramadan geçiriliyormuş. Yemekhanede çatal bıçak verilmesi yasaklanmış. Ya elleriyle mi yiyorlar peki? Hayır, kumanya dağıtıyorlarmış. (Gülüyor)
Al şunu. Müezzinoğlu şimdi bir beyanat verdi. Enflasyon sürecek diyor. Bunu da birinci sayfaya alalım. Altın haberin hemen altına geçelim. Başka? Bir de taban fiyatlarıyla ilgili bir haber var. Tamam. Ankara'dan geçilen bir haber daha var. Yaralılar için kan bulunamıyor. Bu nedenle ölen biri de var. Ne dersiniz? Birinci sayfaya alalım mı bu haberi? Yani bu bir savaş. Ölü ve yaralı var. Kesin sayı henüz bize ulaşmadı. Saldırganlar belli mi? Kaçmışlar. Yanına doğru dürüst foto muhabiri al, fırla hemen. Şimdilik ara verelim. Olayla ilgili haberler ulaşmaya başlayınca sayfayı yeniden düzenleriz. Birinci sayfada yayın. Altı üstüne manşetten geçeceğiz. Olmasaydı. Gel, gel. Çok, gel canım. Korkuştum. Gel canım, gel. Hepimiz için kötü ve üzücü günler. Ağlamanın anlamı yok. Sana alışmalısın demeyeceğim. Çünkü en kötüsü alışmak. Cesaretini yitirmemelisin. Şiddeti ve kötü olan her şeyi ancak cesaretimizi yitirmezsek alt edebiliriz. Ha? Efendim? Evet, burada. Sana. Konuşabilecek misin? Alo. Merhaba Berhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, ben de. Tabii mümkün. Orası bana yakın. Oldu, görüşürüz. Güle güle. Geldiğin için teşekkür ederim. İşini bölmedim ya. Merak ettiğim bir iki şey var. Fikrini almak istedim. Yani o gün benimle ilgilendin. Neyin peşindesin? Aslında minicik bir şeyin. Tabii ki minik değil. Demek istediğim,
bir insanın öldürebileceğini kafamda bir türlü çözemiyorum. Sen birini öldürsen neler hissedersin? Nasıl davranırsın? Hayır, tek başıma öldürdüm. Kendim planladığım sağ sol hiçbir fraksiyona bağlı değilim. Tek başıma teröristim. Hayır, hayır. Hiç kimseden emir almadım. Kendim planladım ve öldürdüm. Yani Ağaca böyle diyordu işte. Rahatsız mı ettin? Yok. Başarılıydım. Sahi mi? Sahi. Yakalamak istediğimde bu tür bir şey işte. Bir anahtar. Oysa Ağaca o kadar uzak, o kadar belirsiz ki. Onu neden öldürdü? Ve nasıl? İşte bunu, bunu çözemiyorum. Bir çözüm, bir ipucu, bir çıkış noktası olmalı. Bir dosya vardı. Silah kaçakçılığı ile ilgili bir araştırma yapıyordu. Sizi takip etmediklerine emin olmak isterdim. Benimle görünmenin senin için hiç de hoş olmadığını biliyorum. Geldiğin için sağ ol. Ama meraklanma, çok tedbirli davrandım. Bizim camiayı bilirsiniz. Bir gazeteciyle, hele de sizin gibi biriyle sıkı fıkı olmak... Hemen konuya gireyim. Sana güvenim sonsuz. Sadece bir uzman olarak değil, sorumlu bir yurttaş olarak da seni yakından ilgilendireceğini sanıyorum. Mesele nedir? Silah kaçakçılığıyla terör arasında bir türlü kanıtlanamayan bir bağlantı olduğu bilinen bir iddia. Son günlerde ülkeye kaçak olarak sokulan silah sayısında hızlı bir artış var. Gümrük kapılarındaki mekanizmanın bu olayda nasıl bir rolü olduğunu aydınlatmak istiyorum. Başarabilirsem bulgularımı bir rapor olarak hükümete de sunacağım. Elbette kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Amaca ulaşırsak terörü besleyen atardamarlardan birini kesmiş olacağımıza inanıyorum. Terörün bu çılgın tırmanışı karşısında her sorumlu yurttaşın yapabileceği bir şeyler olmalı. Size yardımcı olmayı çok isterim. Ve elimden geleni yaparım, merak etmeyin. Yalnız bir şey aklıma takıldı. Siz her zaman terörü derin toplumsal kökenlere bağlardınız. Silah kaçakçılığının önlenmesiyle terör durur mu bilmem. Dedim ya, kaçakçılık atardamarlardan sadece biri. Tamamen durmaz ama hızı kesilir. Resmi tamamlamak için eksik kareler var. Bir takım somut bilgilere, isim, yer ve rakamlara ihtiyacım var. Tekrar haberleşeceğiz. Hadi bir şeyler. Tamam. Recep. Thank you.
Bir kağıt elime verir misin? Düşün bir ama, bir ülkede birçok önemli insan öldürülmüş ve bunların hemen hepsi faili meçhul olarak kalmışsa... ...iki seçenekten birini seçmek durumundasın. Seçenekler mi? Ya devlet gerçekten aciz içindedir ve istediği halde cinayetleri aydınlatamıyordur. Ya da? Geldik. Evet, gelmişiz. Yukarı gelmez misin? Sana bir çay ısmarlayayım. Gelmeyeyim, sağ ol. Yeterince vaktini aldım. Yok canım, bana engel olmuyorsun. Dışarıda çok kaldık, ısınırsın. Peki. Peki. Görüşmek üzere. Hı hı. Nereden böyle? Yemek yedim efendim. Sizin de yemeğiniz bu galiba. Aslında küçük bir kız için almıştım ama kaybettin. Senin de yaşın pek büyük sayılmaz değil mi? Merci. Yahu, 5 dakika önce buradaydılar. Bugün benim doğum günüm mü? Ben bunları söndürürsem tıkkakas olurum ya. İlk dilim senin hakkın. Çok mersi. Değilsen efendim. Yunanlı gazetecilerin ağırlanma işi ne durumda? O işi merak etmeyin, en iyi şekilde hallederiz. Dünyanın her yerinde etkin gazeteciler siyaset adamının işini ya kolaylaştırır ya zorlaştırır. Hele barış söz konusu olduğunda gazetecinin görevi siyaset adamının işini kolaylaştırmak olmalıdır. Tabii Yunanlı gazeteciler de aynı şekilde düşünürlerse. Doğru. Ama bu işi becerebilirsek, Yunanlı dostlarımıza aynı özveriyi gösterirse... ...Ege'de barış basının eseri olabilir. Patron. Gelsene. Ne yapıyorsun burada? Sen beni unuttun ama ben seni unutmadım. Kusura bakma, biraz sonra gelecektim. Bir derdin var senin. Düşünceliyim o kadar. Ne düşünüyorsun peki? Dur tahmin edeyim. Beni işten çıkarıyorsun. Söyleyemediğin bu mu? Saçmalama Allah aşkına. Gazetenin talipleri var. Bu yeni değil ki. Yeni değil tabi. Ama yine düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Şartlar zorlaştı. Bakma öyle. Yapılacak bir şey varsa illa burada yapılacak diye bir kural yok. Sadece böyle bir şeyi ilk senin bilmek hakkın. Satacağım diye bir şey de şimdi yok. Şartlar gerekliyorsa diyelim. Kararımı verirsem satacağım. Daha cazip bir şey olursa kalacak. Yok. Sen de şu tası tarağı toplayıp gidenlere mi katılıyorsun? Ben idealist olmak zorunda değilim. Dışarıda kan gövdeyi götürüyor. Burada kalıp da ne yapayım? Saçmalama! Bu lafları başkalarından da duy. Bırak Allah aşkına üstüme varma. Şartlar mı? Hangi şartlar? Hangi şartlar? Yahu birazcık sorumluluk duygun yok mu? Onun sorumlulukla ne alakası var? Bu benim seçimim. Hem daha kararımı vermedim ki. Ama böyle bir teklif var. Kim bu müşteriler? Birileri. Birileri. Bunun da faili meçhul. Birileri. Ne doğum günü hediyesi ama.
ne haber? Hiç. Canım çok gerginsin. Aksine bugünlerde çevrene daha sakin gözükmen lazım. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Neler oluyor Allah aşkına? Niçin bana bir şey söylemiyorsunuz? Bilmen gerekseydi söylerdi. Hem zamanı gelince de bileceksin. Bunda bu kadar acele etmeni de anlayamıyorum bir türlü. Benim tecrübemi küçümseme. Bu iş farklı. Tecrüben varsa da bunu anlarsın. Anne! Anne uyuyamıyorum. Hadi git. Hadi git artık, şimdi seninle uğraşamam. Hadi. Burada yanılıyorsun işte. Ben bu hareket için çok şey yaptığıma inanıyorum. Yanlış anlama. Elbette ki bu hareket içinde çok önemli yerin var. Bu başka. Biliyorsun şu anki yasal kimliğimiz için çok önemli. Bundan sonra da bize çok lazım olacaksın. Sen işine düzenli git, çalışmalarını sürdür. Ama bazı şeylerden haberim olsun ki ben de davaya doğru hizmet edeyim. Acele etme. Ağzını bıçak açmıyor bugün. Konuşmasak daha iyi. Hadi. Kasa gene kuşatma altında. Gene satın alma teklifleri var. O kadar da büyük değilmiş. Ne yapıp yapıp bu işe engel olacağım? Bunca yıl emek verdiğimiz bir camia. Tuğlaları tek tek taşıyıp duvarı birlikte ördük. Kolay mı? Peki senin derdin ne? Ben senin için korkuyorum. Bana göre sen bu tehditlerden önce de önemli bir hedef. Fazla büyütüyorsun. Bütün gazetecileri tehdit ederler. Şu gamsızlığını bir türlü anlayamıyorum. Yazılarında ülkedeki terörün her boyutunu, her tehlikesini anlatıyorsun ama tehlike kendine yönelince görmezden geliyorsun. Ne yapayım peki? Birkaç yıl gazeteciliğe ara ver. Yurt dışına git. Görmüyor musun? Fabrikasını, evini satan kapağı dışarı atıyor. Yazarların bir kısmı teröre hedef olmamak için dışarıda yaşıyorlar. Ya bu dediğin olmak ya da olmamak sorunu. Balık denizden çıktığında ne olursa bize de o olur. Peki hiç mi korkmuyorsun? Senin de korkmaya hakkın yok mu? Vallahi korkup korkmadığımı bilmiyorum. Ama ölümün böylesine ucuzladığı bir ülkede ölümden korkmamak gerektiğine inanıyorum. Kardeşim, bu bile bile lades değil mi? Terör her türlü silahıyla senin üstüne gelirken senin elin kolun bağlı ve silahsızsın. Hayır. Silahsız değilim. Bugünlerde silah kaçakçılığıyla terör arasındaki ilişkiyi aydınlatacak bilgiler bekliyorum. Bu yolla teröre esaslı bir darbe indirilebilir. İyi de bu daha tehlikeli. Bu karanlık adamlarla uğraşmak... Of, hiç anlamıyorum seni. Bak dostum, bir konuda anlaşalım. Şu günlerde sıradan biri olsan ölmeyeceğini kim garanti ediyor? Yani beni ölüme yaklaştıranın özel konumum olduğunu mu sanıyorsun? Herhangi biri olsan şu köşeyi dönünce öldürülmeyeceğim ne malum? Bir tetik, pat, öldü. Kesera, sera, serereri. Hiç değilse emniyetin verdiği polise al. Cesaret gösterisi yaptığımı sanma ama adamlar beni öldürmeye karar verdilerse koruma polisi ne yapabilir? O zaman yazılarını biraz daha yumuşak yazsan. Yapamayacağım tek şey budur. İnançlarımdan ödün veremem. Bunca yıldır titizlikle koruduğum kimliğimi ölüm korkusuyla değiştiremem.
yarattın be abi. Şarap parası. Yani şarap parası. Uyuyor musun? Saat kaç? 2:30. Oğlum Üsküdar'da sabah oldu. Anlayamıyorum. Bu saatlere kadar nasıl uyuyabiliyorsun? Uf, sana yeni mallar getirdim. Çok beğeneceksin. Merhaba. Merhaba. Tamam, geliyorum. Ben içeride bekliyorum seni. Oğlum niye yalnız olmadığını söylemedin? Bir şey içer misin, onu söyle. Bırak şimdi, otur şuraya. Bak sana ne seyrettireceğim. Nedir bu? Acele yapılan son röportaj. Seyredelim bakalım. Tekrar görüşelim olur mu? Ara. Kim bu? Dinle bak. Bak seyret. Kişi kısa zamanda acele yapılan son röportaj. Suçunu dahi itiraf etmişti. Şimdi sen bunu seyrederken bak sana ne okuyacağım. Öldürdüğüne dair kendi itirafı. Papaya suikastten dolayı İtalya'da tutuklu bulunan Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'den kaçırılmasında CIA'nin ve onun Avrupa'daki uzantısı olan Gladio'nun parmağı olduğu öğrenildi. Fransa'da ele geçirilen Olcay Demir ve iki kayıp kızla ilgili olarak yeniden sorgulanmasına başlanan Mehmet Ali Ağca'nın Kartal Maltepe cezaevinden kaçırılışını CIA ajanı binbaşı Frank Terpil'in planladığı belirtildi. Bir Amerikan televizyonunun yaptığı açıklamada Ağca'nın kendi kontrolündeki Beyrut'taki terörist kampında eğitim gördüğünü ve Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine geçirilmesinde rol oynadığını itiraf eden Frank Terpil'in bu açıklamasından sonra Beyrut'ta bilinmeyen kişilerce kaçırılarak kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi. Bir süre önce ortaya çıkarılan NATO gizli örgütü Gladio'da görevli CIA ajanı binbaşı Frank Terpil'in bir görevi de Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ülkelerinde hem sağ hem de sol örgüt gruplarını örgütlemekti. Nasıl buldun? Nedir o? Gazeteden kestim. Biliyorsun Gladio tüm dünyanın gündeminde şu sıra. Hayır, hayır, o nedir? Ha bu mu? Telefon feristim. Ulan biz burada neyi anlatmaya çalışıyoruz, sen de tutmuş neyle uğraşıyorsun? Bağın tek başına bir terörist olduğunu. Kesinlikle hayatında hiçbir siyasal kuruluşa üye olmadı. Tanıyor musun Rasiketçi? Elbette, resimlerinden tanıyorum. Şahsen bir kere görmüştüm. Bana göre veren olur mu? Sen kolayca birini öldürebilir miyim? Kesinlikle tek başıma düşündüğümde yaptım. İsteyerek veya şartlandırmış olarak. Kim öldürdü? İnsan birini öldürürken neler hisseder acaba? Kim öldürdü? Bunun sayesinde emniyetinde daha sonra bir kolay yol oldu. Sonrasında sanıklar var. Şimdi işin başında yapılması gereken yapılmalı. Terörün üzerine devletin tüm olanakları ile ama demokratik haklar özüne dokunulmadan tam bir seferberlik havası içinde gidilmelidir. Elbette. Elbette böyle düşündüğünüze inanıyorum. Seferberlik ama şiddete karşı şiddetten kaçınılmalı. Evet. Buna inanıyorum. Alacağınız etkin önlemlerle toplumda sönmeye başlayan umutları canlandırabilirsiniz. Muhalefetin desteğini de anlıyorum Sayın Başbakanım. Böyle bir seferberlik için muhalefetin desteğini alamayacağınız belli oluyor. Sıkı yönetim? Evet ama benim kanımca bu seferberlik sıkı yönetim anlamına gelmiyor Sayın Başbakan. Seferberliğin bir parçası olarak ele alınmayan, iyi örgütlenmemiş bir sıkı yönetim ters sonuçlar verebilir.
Ayrıca terörün amacı sizi ve hükümetinizi iş yapamaz duruma getirerek tüm siyasal güçlerin tıkanmasını sağlamak olarak görünüyor. Sıkı yönetime seferberliğin bir parçası olarak evet. Efendim bu karar hükümetinizi şiddet yanlılarının kurduğu tuzağa düşürebilir. Bu tuzaktan bir süre önce siz de söz etmiştiniz. Karar olduğunuzu görüyorum. İnşallah başarırsınız. Elbette efendim, elbette. Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Bu Maraş olaylarının perde arkasını bir araştıralım. Olayların öncesinde şehirde neler olup bitmiş. Bir adam gönder, sıkı bir araştırma yapsın. Bu ne biçim başlık? Ben çıkıyorum efendim. Kalmamı ister. Sağ ol canım. Sen git dinlen. Burada yapabileceğim bir şey yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni baskıya hazırlanın. Saat kaç? 7. Erkencisin. Geldim işte. Ben biraz dışarı çıkacağım. Önemli bir şey olursa not alırsın. Çok geç kalmam.
Bağla hemen. Alo? Evet benim. Siz beni tehditle susturacağınızı mı sanıyorsunuz? Gizlenmeyin. Gizlenmeyin. Çıkın karanlıktan. Ne kadar yapacak? Kızım bunları götürün edak densinler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bir yandan çalışırsam beni bağışlarsınız. Rica ederim. Sema biraz söz etti. Yaşadığım olayı öğrenmek istiyormuşsunuz. Evet. Çok faydalı olacak. Sizi yoracağım ama. Aslında üstünden çok zaman geçti. Ama insan böyle bir olayı kolay kolay unutamıyor. O işi hiç anlatma bana. Üstad. Üstad işine bunu koymuş. Efendim, peki. Size. Alo, evet. Anlıyorum. Saat 10. Peki. Evet, biliyorum. Bu bilgileri doğrulayabilirsek mutlaka yayınlarız. Demokrasinin ayakta kalmasına, gelişmesine en doğru katkı takip etmişler. Amerikan Büyükelçisi Hope'u bulur musun? Hemen. Fatma Hanım. Temizlik yaparken telefon defterini yerinden aldın mı sen? Niye alayım abla? Orada duruyordu. Telefon defteri sizde olabilir mi? Her yeri aradım, bir türlü bulamıyorum. İyice bak, bir yerlerden çıkar. Hupu santraldan bağlasınlar bana.
Basına biraz göz daha vermek istiyorlar. O zaman diğer gazetecilere de sıra gelecek. Aç. Sanmam. Basından bir kişiyi yeterli bulabilirler. Ama öldüremediler. Bak şimdi. Üstada yapılan saldırıyı büyütelim. Tamam. İstedikleri de bu zaten. Amaçlarına ulaşmak için bu tür haberlerin büyümesini istiyorlar. Ver bana. Biraz şöyle. Ben buradan kaldıralım. Şunu yukarı koyalım. Tamam. Ama gene de üstada soralım. Haberin büyümesini istiyor mu? Sıkıştır biraz. Bir de yukarı yukarı. Seni burada bulacağımı tahmin etmiştim. Geldiğimde seni göremedim. Üstad'la görüşmüşsün ha? Çok faydası oldu. Hı hı. Ben de çıkmak üzereydim. Şunun bir kopyasını alabilir miyiz? Tabii, aşağıdan alabiliriz. Nasıl, işine yarar bir şeyler bulabildin bari? En azından doğru yoldayım. Senin gibisine görmedim. Tez mi hazırlıyorsun ne? Amaçtan biraz saptığımı itiraf ettim. Biraz mı? Bana son bir iyilik yapar mısın? O dönemin gazetelerinden birer nusa istiyorum. Sanırım arşivden almak zor ama mutlaka birer tane daha vardır. Sürekli buraya gelip seni rahatsız etmek istemiyorum. Bundan rahatsız olan kim? Söz vermeyeyim ama bulabileceğimi sanıyorum. Bulunca ne yapayım? Bana getirebilir misin? Çok şey mi istiyorum? Bana adresini ver. Kalemin var mı? Yok, üstümde. Ha, tamam, buldum. Bulabilecek misin? Bulurum, bulurum. Üşüyeceksin. Hadi git artık. Sema Hanım girişte bulmuş ama ne yazık ki içi boş. Sema! Benim için bir araştırma yapabilir misin? Seve seve. Yazar mısın lütfen? Evet. Bir. IMF'nin Latin Amerika'daki uygulamaları ve sonuçları. 2. Bu yıl ortaya çıkarılan döviz, altın, silah ve uyuşturucu kaçakçılığına ait endeksler. 3. Terör eylemlerinde yakalanan kişilerin sosyal kökenlerine ilişkin istatistiki bilgiler. Bir araştır bakalım. Serseri! Defol! Defol!
keşke geleceğini telefon edip bildirseydin. Bunu ben de biliyorum da, kağıda telefon numaranı yazmamışsın. İçeride ne yaptın umurumda değil, kurulanmam lazım. Yanlış anladım, geleceğini bilseydim etrafı toplardım. Bu halde gözümün bir şey göreceğini mi sanıyorsun? Banyo nerede? Bir dakika, bir dakika. Bana müsaade et. Temiz havlu. Çekil. İyisin ya. Bu kadar gazete bulabildim. Umarım işine yararlar. Biraz ıslanmışlar. Ya. Tamam tamam. Bir şey demedim. Söylemedim. Şimdi planın ne? Hafızamı kazanmaya çalışıyorum. Yani bir cinayet işlemişim. Ve hemen ardından hafızamı kaybetmişim. Komik bir şey mi söyledim? Yo yo, devam et. Pekala. İlk kurşunun çıktığı anki yüzümü hatırlamaya çalışıyorum. Öldürücü kurşunun kimin silahından çıktığına dair birbirinden farklı görüşler var. Bu benim için o kadar da önemli değil. O ya da bu. Sonuçta ikisi birden öldürdü. Ama burası senin için çok önemli. Olcay sol camdan ateş ediyor. Ben de birini öldürmeye kalksaydım oradan ateş ederdim herhalde. Ağaca sağ camı kırıp içeri ateş ediyor. Olcay iki el, ağaca bir şarjör boşaltıyor. Bir de o anın telaşını düşün. Ne yapıyorsun, niye geldik buraya? Şimdi onun arabası burada olması gereken direğe çarptı değil mi? Evet, tam şurada. Güzel. Araba nereden geliyordu? Oradan. O zaman cadde çift yönlüydü. Araba şuraya gelince yavaşladı. İyi de biz ne yapıyoruz bir burada? Dakika. Tam burada mı yavaşladı dedin? Tam oradan. Öyleyse ben ağaca tam buradan ateş ettim. Yani sen ağaca oradan ateş ettin. Olcay da buradan ateş etti. Peki, farz et ki araba oradan geliyor. Sen Olcay'sın, oradasın. Ben de buradayım, tamam mı? Peki ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Berhan! Berhan, ne yapıyorsun? Oyunca. Thank you.
Alo? Sema Hanım lütfen. Benim Berhan. Yok yok. Bu sefer bir şey yok. Yani senden istediğim bir şey yok. Sadece konuşmak istedim. Öylesine. Konuş öyleyse. Buna vakit bulabilir miyim bilmiyorum. Biliyorsun savaş bitti. Irak'la boğuşuyoruz. Bazen gecelemek gerekiyor. Dış haberlerdeki çocuklara yardım ediyoruz. Ayrıca siyasi polisler de bugünlerde çok hareketli. Doğrusu hangi birine yetişeceğimizi bilemiyoruz. Yine de geç kalırsan ve çok yorulursan bakarsın birini görmek istersin. Yani kafa dinlemek için. Dinle. Benim evde olup olmadığımın hiç önemi yok. Bir yedek anahtarı mutlak paspasın altına bırakırım. Saçmaladım. Başkası için değil tabii. Bundan sonra yani. Bundan sonra anahtar hep orada olacak. Böyle bir teklifle de ilk kez karşılaşıyorum. Peki bir düşünürüz. Aslında ben dinlenmek için hep evimi seçerim. Tamam oldu. Hoşça kal. Var mı canım? Ne oldu, bulamadınız mı? Bulamıyoruz efendim. Telefon defterinden sonra ikinci kaybımız. Etrafımı efendimler sarmış da haberim yok. Arabamın anahtarları kimin işine yarayacak? Neyse sen bana bir taksi çağırtıver. Ha, az daha unutuyordum. Ankara'da görüşeceklerimin listesi. Randevularım bir güne sığdır. Çarşamba sabahı ilk uçak, unutma. Unutmam. Kısmetse perşembeye dönerim. Ahmet efendi yolda hemen bir taksi çağırın. Canım ne demek? Hiç mi adam kalmadı? Çocuklardan birini yollayıver. Peki Meral Hanım, iyi akşamlar. Evi arayıp çıktığınızı haber vereyim. Anahtarlardan ve taksiden söz etme, tamam mı? Baş üstüne, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeşim, sağda bırakır mısın? Buyur. Alır mısın? Sağda inmek istiyorum kardeşim. Bir şey kaybetmen iyi alamet değil. Beyin konusunda Meral'i de geçtin sen. Nasıl böyle vurdum duymaz olabiliyorsun? Ne oldu? Sözünü ettiğin dosyadaki bilgiler doğrulandı mı? Ankara'ya gidiyorum. Bilgiler ilginç. Eğer doğrulatırsan müthiş bir haber olacak. Hayatını iyice tehlikeye atıyorsun. Merak etme. Bu araştırma hem benim hayatımı kurtarır hem de bir yığın günahsızın ölümünü engelleyebilir. Eğer ipin ucunu bağlayabilirsen bu oyun bozulur.
Haberi Ankara'dan mı geçeceksin? Belki. Bu gerilimi kaldırmak benim için bile zor. Düşünsene. Hem büyük bir gazetecilik olayı gerçekleştireceğiz hem de hop hop bu seferki büyük balık. Bu bilgilerle nasıl bir risk yüklendiğinin farkında mısın sen? Asıl bunları yayınlamazsak riske gireriz. Peki o zaman ne bekliyorsun? Milliyete doğrulanmayan haber basılmaz. Biraz sabret sevgili dostum. Ama iş işten geçmesin. İpekçi hayatı boyunca toplumsal barışı ve ona ulaşma aracı olarak da uzlaşmayı savuna gelmiştir. Ancak o dönemde toplumda korkunun, baskının ve sindirmenin egemenliğini savunan, bunu sağlamaya çalışan örgütler vardı. Onlar için Abdi İpekçi gibi olanlar birer engel teşkil ediyordu. Abdi İpekçi bu sağlıksız saplantıların örgütlerinin katlettiği bir demokrasi ve barış şehididir. Abdi İpekçi Türk toplumundan alacaklı gitmiştir. Gazeteci olarak, bir gazeteci yazar olarak, bir insan olarak, bir yurttaş ve düşünür olarak Abdi İpekçi, Türkiye'de demokratik düşüncenin, demokratik yaklaşımın ve davranışın simgelerinden biriydi. Hatta bunun da ötesinde Abdi İpekçi'ye bir demokrasi öğretmeniydi denebilir. Abdi İpekçi'nin öldürüleceği günün sabahı kendisiyle Ankara'da beraberdik. Başbakanlıkta beni ziyarete gelmişti. Ziyaretinin nedeni şu idi. O yıllar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bir hayli gergin olduğu yıllardı. Fakat Abdi İpekçi kendi düşüncelerinden ödün vermeksizin Yunanlılara da güven verebilen bir gazeteci, bir insandı. Ve Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine yakınlaştırmaya, bu iki komşu ülkeyi uzlaştırmaya en büyük katkının gazetecilerden, yazarlardan gelebileceğine inanırdı. Abdi İpekçi'nin bir menfur cinayete kurban gitmesi daima içimde bir sızıdır. Günah olmuştur, yazık olmuştur, fevkalade de ayıp olmuştur. Merhum Abdi İpekçi milletin iyiliğini, devletin bekasını, ülkede huzuru, güveni, demokrasiyi savunan değerli bir yazarımızdı. Terörün bana göre mantığı korkutmadır. Bu çılgın bir mantıktır. İspatlamak istediği şey bu ülkede devletin, kanunların, nizamların işlemediğidir. Bunu göstermek ister. Tanınmış bir yazarı kurban seçmiş olmakla halkı korkutmak istemiştir ve merhum İpekçi de böyle bir şeye kurban gitmiştir bana göre. Bunu arkasında ben başka bir şey arayamıyorum, bir mantık aramıyorum. Demokrasiyi ve hürriyetleri terörün sebebi saydığımız zaman da hiçbir şeyi önleyemeyiz. Nitekim yapamadık, önleyemedik.
Abdi İpekçi ile dostluğumuz 27 Mayıs 1960 tarihinden başlamıştır. Ben siyasi hayata girip parti başkanı olduktan sonra da bu dostluğumuz sürmüştü. İstanbul'da gazeteyi ziyaret ettiğimde kendileriyle dostane sohbetler yapar. Bazen de tarafından yemeğe alıp onu birlikte yemek yer ve sohbetimizi sürdürürdük. Sayın Abdi İpekçi, uzlaşmacı, barışçı, sosyal reform görüşlerine sahip aydın bir kişiydi. Bu kimliğiyle belki de yurdumuzda sükun ve barışın olmasını istemeyen bir takım düşmanlıkların takipçisi olan çevreler tarafından böyle bir cinayetle karşılaşmıştır. Sağ olun geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Hoş geldiniz. Sağ ol. Yaramaz bir şey var mı? Biliyorsunuz Hümeyni bugün döndü. Ben genel bir yorum yaptım. Sizin için de bir iki not yazdım. Siz de Türkiye açısından yazabilirsiniz. Yok yok. Tamamını yaz. Ankara bu konuda fazla endişeli değil. Bazı kuşkuları olan bakanlar var. Bunu belirtiler. Hiç vaktim yok. Hemen çıkacağım. Hoca, yarın seni ayık görmek istiyorum. Bu akşam içki içme. Yarın çok önemli işler yapacağız. Önemli işler kafa çekmeden yapılır mı ya? Alo, evet benim. Evet evet, çok iyi geçti. Tabii konuşacağız. Bırak ya, şimdi sen de bekarsın. Sana zahmet vermeyelim. Ha olur. Eve uğrar alır gelirim. Önemli şeyler konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Felek. Gazetede ne var ne yok? İyilik hocam. Nasılsın? Hadi bakalım. Nasılsın? Teşekkür ederim.
Oo hanımefendi, bizim masaya hiç böyle çiçekler konmuyor. İyi akşamlar. Efendim? Evet. Bugün erken çıkıyorsunuz. Bugünlük işler tamam. Sizi çok iyi gördüm. İyi giden işler. Ankara'da umudumdan fazlasını başardım. Buna gerçekten çok sevindim. Senin çabalarının çok faydasını gördüm. Daha önce teşekkür edememiştim sana. Ben görevimi yaptım. Kısa sürede çok iyi gazeteci oldun sen. Ben gidiyorum. İstersen seni de bırakayım. Elimdeki işin baskıya yetişmesi gerekiyor. Öyleyse kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sema, nasılsın? Merhaba. Merhaba. Biliyor musun, bugün çekmeye başlıyoruz. Cinayet sahnesinde. Gelmek istersin diye düşündüm. Yo, sağ ol. O anı yaşamaya hiç niyetim yok. Emin misin? Dinle, başka bir fikrim var. Sen çekimine git, ben de buradan çıkınca sana gelirim. Hem kutlamış oluruz. Alo, orada mısın? Evet, dinliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Tabii, çok sevinirim. Peki anahtar yerinde mi? Evet, anahtar yerinde. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı üzerindeki sır perdesi hala olduğu yerde duruyor. Abdi İpekçi'yi vuranlar bellidir ama Abdi İpekçi'yi vurma emrini verenler üzerine yeterince gidilmemiştir. Devletin bu çeşit bir şeyin içinde olması mümkün değildir. Tüm tarafımdan ve ülkücüler tarafından yapıldığı iddiaları beni çok üzdü. Halbuki bizim hiçbir alakamız bu işte yoktur, olmamıştır. Faşizm kahrolsun, faşizm kahrolsun, faşizm kahrolsun, faşizm kahrolsun, faşizm kahrolsun. Kontrol gerillerle vesaireyle bunu alakalandırmak mümkün değildir. Bana göre değildir. Çünkü devlet cinayet işleyemez, işletemez. Abdi İpekçi'nin katillerinin cezaevlerinden kaçırılmasında devlet etkisiz kalmış, belki de kaçırılmayı bir ölçüde kolaylaştırmıştır. Ancak Abdi İpekçi'yi öldüren kişinin çok iyi korunan bir askeri garnizon içinden, garnizonda tutuklu bulunduğu yerden kaçırılabilmiş olması, demokrasiyi hedef alanların en duyarlı devlet kuruluşlarına kadar sızabilmiş olduklarını gösteriyor. Ağaca hapishaneden nasıl kaçmıştır? Hapishaneler bir yerde de yol geçen anına dönmüştü. Hapishanelerden pek çok kişi kaçmıştır. Mafya tarafından böyle bir cinayet düzenlenmiş olabilir. Hep kafamıza bu eylemlerin arkasında Gladio benzeri bir örgütün bulunup bulunmadığı kuşkusu gelip takılmıştır.
İpekçi'yi öldürmedim. Ben kim İpekçi'yi öldürmedim. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Öldürdüyse bunun kim zaten öldürdüyse Türk bunun zaten Türk emniyetinde daha sonra 12 Eylül sonrasında belirli sanıklar var, belirli ifadeler var. Ben İpekçi'yi öldürmedim. Ben İpekçi'yi öldürmedim. Ben İpekçi'yi öldürmedim. Berhan? Ben İpekçi'yi öldürmedim. Hemen yani hemen hemen söylemek zorunda kaldım. Evet, söylemek zorunda kaldım diyorum. Hemen hemen diyorsunuz. Yani bir marj var orada. Ben öldürmedim. Evet, zerre kadar yani bir fark var. Bir kışkışlık var işin içinde. Zerre kadar bir fark var fakat her şeyle gazetecilerle konuşulmaz değil mi? Yani tetiği siz çekmediniz, başkası çekti, evet, ve başkası çektirdi. Siz de ama bu komplonun içindeydiniz bir yerinde ama neresinde onu söylemek istiyorum. Marjinal olarak. Ha, marjinal olarak. Evet. Yani siz şeyi mi demek istiyorsunuz, kabak benim başıma patladı mı, evet, demek istiyorsunuz? Bak bak.